بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, efendiler, Ramazan-ı Şerif'in nihayetinde, sonunda mutlaka Müslüman olarak, mümin olarak Ramazan-ı Şerif'i büyük bir saygıyla, ubudiyet içerisinde karşılamış bir insan olarak yapacağımız bazı şeyler var. Bazı muhasebeler var, mukayeseler var. Onlardan bir nebze bahsedeceğiz. Esas itibarıyla bayrama hazırlanmak, Ramazan-ı Şerif'e tamamen saygı duyan, Ramazan ayını oruçla geçiren, gündüzleri oruçla, geceleri namazla, sahurla, bütün etrafıyla ibadet halinde, kulluk halinde geçiren insanların hakkıdır bayrama hazırlanmak. Fakat ne tuhaf bir tecellidir ki, alnı secdeye gelmeyenler de, bir gün bile oruç tutmayanlar da, sahurda kalkıp Müslümanların uyanık bulunduğu zamanda ayağa kalkmayanlar bile, tam tersine sokak sokak, cadde cadde, çarşı çarşı Müslümanların oruçlarına, ibadetlerine hakaret edercesine sigara içip dolaşanlar da Müslümanlardan daha fazla bayrama hazırlanıyorlar. Haddi zatında onların bu bayramdan tek bir nasipleri olamaz. Allah katında Ramazan'dan, oruçtan, Kur'an'dan, teravihten nasibi olmayanın bayramdan da nasibi olmayacaktır. Buna imkan yok. Ama adet vecihiyle, gelenek, görenek, onlar da topluluğa ayak uydurmak suretiyle çeşitli şekillerde bayrama hazırlanıyorlar. Zaten bu Müslümanın hakiki bayramı değil, Müslümanın gerçek bayramı, hakiki bayramı mahşer günü hesabında muvaffakiyetle çıkıp selamun aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin hitabına mazhar oldukları gün olacaktır. Cennete yönelen, cennete girmek üzere o mukaddes makamın kapısına gelen müminlere ve Müslümanlara vazifeli melekler selamun aleyküm diyecekler. Allah'ın selamı şimdi gerçekten üzerinize olsun diyecekler. Tıbtüm, hoş geldiniz diyecekler. فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Artık ebediyen kalmak üzere bu cennetlerde daimi, ebedi, sermedi, devamlı kalmak şartıyla ve şekliyle girin cennetlere, Allah'ın cemaline, Allah'ın lütuflarına girin de mazhar olun diyecekleri gerçek bayrama kavuşmanın ümidini taşır Müslümanlar. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُلِي جَنَّت۪ي hitabına mazhar olduğu günü esas mümin bayram telakki etmiştir. Rızanın, rahmetin, cennetin ve cemalullahın tecelli ettiği zamandır Müslümanın gerçek bayramı. O gün bu asileri, o gün bu günahkarları, oruç tutmayanları, namaz kılmayanları orada bütün müminleri göreceklerdir.
Mahşerde muhasebeden sonra, hesaptan sonra onlara şu hitab-ı ilahi gelecektir. وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, ey suçlular, ey Allah'a karşı gelenler, ey Ramazan-ı Şerif'i hite sayanlar ve sonra da bayrama Müslümanlardan daha hızlı bir şekilde hazırlananlar. O gün gerçek bayram değildi, şimdi bayram buradadır, size o bayramdan bir nasip yok, ayrılın hepiniz birden cehenneme dolmak üzere denecektir. O günün dehşeti karşısında gerçek, bütün gerçekler ortaya çıkacak. Müminlerle münafıklar, salihlerle asiler bütünüyle orada meydana çıkacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi gerçekten, hakikaten o günde cennetine ve cemaline nail kıldığı insanlar sınıfına ilhak eylesin inşallah. Efendiler, Ramazan-ı Şerif boyunca elbette bir takım vazifeler, bir takım mükellefiyetler içindeydi. Bütün gün imsak vaktinden iftar vaktine kadar devamlı Allah'a itaat şuuru içindeydik. Allah'a itaat şuuru, ona isyan etmemek şuuru içindeydik. Elimizi hiçbir şeye uzatamıyorduk. O emretmediği için hiçbir şey yiyemiyorduk, içemiyorduk. Soframızda, mutfağımızda her türlü yiyecek maddesi olduğu halde onlara katiyen elimizi uzatamıyorduk. Çünkü biz kulduk, çünkü biz memurduk, bizim sahibimiz, bizim amirimiz Hazreti Allah oluyordu Celle Celaluhu. O emretmediği için yemiyorduk. Müsaade etmediği için elimizi uzatamıyorduk. Buna alıştık. Ramazan boyunca bu şuura alıştık elhamdülillah. Şimdi bir muhasebe yapmak zorundayız. Acaba Ramazan'da Allah'a itaat şuuru üzerimizde iyice yerleşti mi, sabit oldu mu? Ramazan'dan sonra günahlara, isyanlara, haramlara, gıybetlere, kötülüklere, fenalıklara tekrar dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Bu hususta Ramazan çıkmadan kat'i bir karara varmak lazım. Allah'a ibadet, Allah'a kulluk şuurumuz devam edecek mi, etmeyecek mi? Camilere girdik, çıktık, solduk, kaçtık. Tesbihat, tekbirat içinde Kur'an-ı Kerim'den hatimler okumak suretiyle adeta bir ibadet mevsimi yaşadık. Her şeyimizle Allah'a kulluğumuzu ızharla ispat ettik. Ramazan'dan sonra devam edecek midir, etmeyecek midir? Bunun kararına varmadan bayram yapmayacaksın. Bunun kararına varmadan bayram yapma. Öyle Müslümanlar göreceğiz ki, bayramdan sonra camiye, cemaate, cumaya ve beş vakit namaza veda edecekler. Ey camiler, artık 11 ay görüşemeyeceğiz, elvat veda diyecekler. Ayrılacaklar. Bunlar gerçek Müslüman değillerdir. Ey mübarek cami, 11 ay görüşemeyeceğiz, Allah'a ısmarladık der gibi çekip gidecek adam. Bunlar gerçek Müslüman değillerdir. Allah'a kul olma şuurunu elde edememiş insanlardır. Allah'a kul olma şuuru Ramazan'daki gibi bütün gün ve gece devam eder. Her an devam eder. Kesilmez, kesintisiz devam eder. Müminin şuuru hiçbir zaman mefluc olmaz. Müminin şuuru sadece ruhu çıktıktan sonra girer. Araya bir fasıla koymasına imkan yok. Onun için böyle bir musibete uğramamak gayesiyle Ramazan çıkmadan bir muhasebeye oturmak lazım. Allah-u Teala'ya tam bir ahit, tam bir söz vermenin kararına varmak lazım. O zaman göreceğiz ki Ramazan-ı Şerif bizde fevkalade tesir icra etmiş olacak. Ve elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza hakimiyet elde ettiğimizi o zaman açıkça görebileceğiz.
Ramazan boyunca örtünmüş bulunan bir Müslüman kadın, tepeden tırnağa örtünmüş, camiye cemaate alışmış, vaaz-ı nasihata gelmiş gitmiş, az çok İslam hayatı yaşamaya devam etmiş bir kadın, Ramazan'dan sonra başından örtüsünü alır da açılır saçılırsa, böyle bir kadının Ramazan'dan tek bir kelimelik nasibi olmuş olamaz. Nasibi olmamış bunun. Sadece bir ara devre gibi, basit bir anlayış içinde perişan bir Ramazan getirmiş olduğunu gösterir. Ona tesir etmemiştir, onun ruhunda hiçbir iz bırakmamış demek. Her şeye rağmen Ramazan'ın letaifini, Ramazan'ın lezaizini, Ramazan'ın netaicini mutlaka zatımızda ve sıfatımızda açıkça göstermek borcundayız. Ve devam etmek zorundayız. Efendiler, demek ki en mühim tesiri Ramazan'ın kulluk şuuru bize verdi. Allah'a kul olduğumuzun şuurunu her an hissettik. İkinci ve en mühim unsurlardan, Ramazan'ın bize vereceği unsurlardan birisi de gerçek merhamet şuuru. Merhamet, şefkat, yoksullara, öksüzlere, yetimlere, fakirlere ve muhtaçlara karşı sonsuz bir merhametin aşılanmış olması lazım bize. Ramazan-ı Şerif bunu vermiş olması lazım. Kontrol ediniz nefsinizi, kontrol ediniz bütün harekatınızı. Eğer Ramazan'da yoksullara, yetimlere, öksüzlere, muhtaçlara karşı üzerinizde bir merhamet tecellisi, merhamet nakışları yoksa Ramazan'dan istifade edememişsiniz demektir. Merhamet. Çünkü imanın en tabii sonucudur merhametli olmak. Müminin sıfatıdır rahim olmak. Çünkü rahim ve rahman olan Allah'a iman eden bir Müslüman, Ramazan'da aç kala kala, susuz kala kala, gerçekten yoksul, gerçekten muhtaç ve ömür boyu aç kalmış insanlara karşı içinde bir duygu, içinde bir hassasiyet bulacaktır. Ramazan bunu vermesi lazım. Ramazan-ı Şerif'in nakışları, çiçekleri, meyveleri üzerimizde açmış olması lazım. En büyük meyvesi merhamettir Ramazan'ın. Ey mümin, nefsini kontrol et. Yoksullara karşı daha merhametliysen, Ramazan-ı Şerif sana bunu verdiyse, sana müjdeler olsun, Ramazan senin zatında çiçeklerini açmış ve meyvesini vermiş demek. Merhamet. İmanın, hem tam manasıyla imanı kamilin, mümin-i kamilin en büyük sıfatıdır merhamet. Bakınız, bu vesileyle bir hadiseyi de anlatmadan geçmeyeyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bütün samimiyetiyle, ihlasıyla İslam'ı Mekke-i Mükerreme'de yaymaya devam ediyordu. Ekseriyetle etrafında fakirler toplaşıyordu. Köleler, ezilenler, perişan insanlar, yetimler, öksüzler, Habib-i Zişan'ın etrafında samimi bir halka meydana getirmişti. Allah-u Teala da böyle istiyordu. O, rahmeten lil alemin sıfatıyla muttasıf olan büyük peygamber Hazreti Habibullah idi. Elbette onun etrafında fakirler, yetimler, öksüzler halkalanacak ve dalgalanacaktı tabii. Bundan daha tabii de olabilirdi. Ve zaten Rabbül Alemin de onu böyle talim etmişti. Hepiniz biliyorsunuz, Resul-i Zişanımızın iki müezzini vardı. Birisi Bilal-i Habeşi idi, birisi de Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleriydi. Radıyallahu Teala anhuma. Bu Ümmü Mektum'un iki gözleri tamamen ama idi. Fakir idi, perişan bir insandı. Gözlerini kaybetmişti, ama bir insandı. Ama bütün Kur'an'ı hıfzetmişti. Habibullah'ın en yanık müezzinlerinden birisiydi aynı zamanda. Ümmü Mektum, mübarek sahabi. İşte İslam'a yeni girdiği, yeni Müslüman olduğu günlerdeydi.
O sıralarda Resul-i Zişan Efendimiz de Hücre-i Saadetinde, mübarek Hane-i Saadetinde Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelen zengin aşiret sahibi insanlarıyla görüşüyordu. Kabile reisleri. O günün ve o zamanın en ileri gelen insanları, zengin insanlar. Kabile reisleri, aşiret reisleri, zengin kimseler. Onlarla hararetli bir şekilde Resulullah Hane-i Saadetinde görüşüyordu. Sebebi ve hikmeti de onlara İslam'ı anlatıyordu. Resul-i Zişanımızın bütün hırsı, bütün ihtirası, bütün gayreti, bütün davası, bütün kavgası insanları Müslüman yapmak idi. O kabile reislerini, o zenginleri Müslüman yaparsam onun gerisinde binlerce insan onlara bakarak Müslüman olur diyordu. Onun için ilgileniyordu. Onun için hararetle onlarla konuşuyordu. Tam o esnada iki gözden ama olan Ümmü Mektum içeri girdi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun deyince Efendimiz selamını aldı ama dönüp bakamadı. Çok fazla meşguldü. O adamlarla, o kabile reisleri, zengin adamlarla harıl harıl görüşüyordu. Ümmü Mektum'a, bu ama Müslümana fazla ilgi gösteremedi, iltifat edemedi, onunla alakalanamadı. Biraz sonra Ümmü Mektum, ya Resulallah, bana biraz vaaz-ı nasihat eder misin? Sana gelen Kitabullah'tan bana birkaç ayet okur musun? Ruhum gıda arıyor, ruhum senin peşinden geliyor ya Resulallah diyordu. Erşidni ya Resulallah, bana vaaz et. Beni irşad et ya Resulallah, geldin ki bana Kur'an'dan ayetler okuyasın ya Resulallah diyordu. Fakat Resul-i Zişanımız o kadar meşguldü ki hiç alakadar olamadı. Ama ile hiç alakadar olamadı. O mübarek de durmadan ya Resulallah bana nasihat etmeyecek misin? Ya Resulallah beni irşad etmeyecek misin? Bana bir şeyler anlatmayacak mısın? Benimle görüşmeyecek misin, benimle konuşmayacak mısın diye durmadan Resulullah'ı taciz edercesine durmadan soruyordu. Bir ara Resul-i Zişanımız mübarek yüzünü çevirdi, o amaya doğru baktı ve fakat yüzünü hafifçe eksitti, yüzünü hafifçe buruşturdu. Ama insan, fakir insan ama mümin ve Müslüman tabii. Derhal o esnada ve o sırada Arş-ı Âlâ'dan Cebrail aleyhisselam Allah katından ayet getirdi. Abese ve tevella en câ'ehul a'mâ. Aman Habibim ne yapıyorsun? Benim indimde iki gözden âmâ olan o fakir ama Müslüman ama mümin insan benim katımda senin görüştüğün o gayrimüslim, müşrik, putperest, zenginlerin milyonlarcasından daha kıymetlidir. Onları bırak, onunla alakadar ol, yoksa bütün kainatı yakarım diyor Cenab-ı Hak. Onunla alakadar olacak. Fakirdir, amadır ama kalbinde hepsini tartacak imana sahiptir diyor Cenab-ı Hak. Resul-ü Zişanımızı Cenab-ı Hak talim ediyor. Öyleyse onun etrafında elbette fakirler halkalanacak. Elbette yoksullar dalgalanacak. Elbette yetimler halka halka pervane olacak. Çünkü Cenab-ı Hak Resulünü bu şekilde talim ediyor. Abese ve tevella en câ'ehul a'mâ. Âmâ gelince, o iki gözden âmâ fakir gelince, sen yüzünü eksittin Habibim. Bunu yapmayasın, derhal yüzünü o fakire çevir, onunla konuşmaya başla, öbürlerini bırak kendi hallerine. Benim katımda mümin olan bu fakirin kıymeti onlardan çok daha yüksektir. Böyle yapmazsan bütün kainatı yakar mahvederim buyuruyor. Terbiye-i ilahiye bunu gerektiriyordu. Elbette yoksullar, fakirler Resul-i Zişanımızın etrafında pervane olacaklardı. İşte yine o zamanlarda İslam'ı yaydığı, etrafa duyurmaya çalıştığı günlerdeydi.
Ve yine aynen şimdi bizim idrak ettiğimiz gibi Müslümanların bayramı yaklaşıyordu. Yetim bir genç, yetim bir çocuk, kimsesiz, anası yok, babası yok, yetim kalmış bir çocuk düşündü, taşındı, bayram geliyordu. Sırtına yeni bir elbiseyi nasıl bulabilecekti merakla düşündü. Üzerinde öyle bir elbise, öyle bir entari vardı ki yırtık pırtıklı, kirli faslı, perişan. Bayram münasebetiyle benim sırtıma yeni bir entari kim alır diye düşündü. En sonunda Mekke'nin zenginlerinden Ebu Cehil'in huzuruna çıktı. Ebu Cehil huzuruna çıktı. Ebu Cehil'in künyesi biliyorsunuz Ebul Hakem'di. Dedi ki o yetim çocuk, yetim insan, ya Ebul Hakem, üzerindeki perişanlığı görüyorsun. Benim babam, anam yok. Kimsesiz bir yetimim. Bayram geliyor. Şu perişan kıyafetten kurtulmak istiyorum. Bana bir elbise, bana bir entari almaz mısın diye karşısında perişan bekliyordu. Boynu düşüktü. Ve korkusundan sesini fazla bile yükseltemiyordu. Alçak bir ses ile, gayet perişan bir tavır ile durumunu arz etti ve Ebu Cehil'den bir entari istiyordu. Ebu Cehil kafirdi, putperestti, müşrikti. Kalbinde iman olmadığı için zerre kadar merhametle bulunmuyordu. Hiçbir merhamet yoktu. Kafasını kaldırdı, üzerine hücum etti. Seni dedi pis yetim, defol karşımdan. Git de fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed senin ihtiyacını karşılasın, defol dedi yetime. Ve öyle bir tekme, öyle bir tokat savurdu ki yetim yerde sürünmek suretiyle kendisini sokakta buldu. Perişan oldu. Yüzünden gözünden kanlar akmaya başlamıştı. Zaten kimsesizdi, zaten perişandı, üstü başı yırtık pırtıktı, bir de yüzü gözü yaralandı, perişan oldu, bir taraftan kan akıyor, gözlerinden de boncuk boncuk yetimin yaşı akıyordu. Kimsesiz ortada kalmamak için koşa koşa o haliyle iki cihanın saadet güneşi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldi. İçeriye girdi. Dedi ki, ya Resulallah, şu halimi görüyor musun? Ben sabahleyin Ebu Cehil'in huzuruna çıktım. Yetim bir insanım. Kimsesiz bir çocuğum. Yaklaştım bayram münasebetiyle. Bir entari istedim. Beni tekme tokat imha etti, beni sokağa fırlattı. Git de fakirlerin etrafında toplandığı Muhammed sana bir entari alsın dedi, beni sana gönderdi ya Resulallah. Zavallı işin alayını anlamamıştı, işin hakaretini anlamamış ve bizzat peygambere gelip müracaat etmiş. Kaynakların tespitine göre Resul-i Zişanımız öyle bir ayağa kalktı, o yetimin halini, o yetimin perişanlığını gördükten sonra öyle bir ağladı, öyle bir ağladı ki daha o çapta ağladığı görülmemiştir Resulullah. يَحْتَزُّ الْعَرْشُ مِنْ يُكَاءِ الْيَتِيمِ diyordu. Yetimin ağlamasından vallahi bütün arş-ı âlâ titrer sallanır diyor Resulullah. Ve kendisi de helak olurcasına ağlamış ve mübarek sakalından, yüzünden, gözünden harıl harıl yaşlar akmıştı. Ne yapabilirdi? Tam o esnada Cebrail aleyhisselam yine arş-ı âlâdan Allah'tan ayet اَرَأَيْتَ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُسُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ينِ اِلَى اَخِرِ sure. Ayetler geldi. Bizzat Nebi-i Zişan'a hitaben اَرَأَيْتَ ey Habibim, ey Ahmed-u Mahmud-u Muhammed Mustafa'm, sen gördün mü, işittin mi, şahit oldun mu? اَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ, dini İslam'ı yalan sayan, tekzip eden,
Allah'a inanmayan, Kitabullah'a inanmayan, Müslümanlığı kabul etmeyen kafir Ebu Cehil'in ne yaptığını gördün mü Resulüm diyordu. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimi tekme tokat itiyor, yetimi sokağa atıyor, muhtaç insanları sokaklara fırlatıyor diyordu. Ve bizzat hadiseyi vahy ile Rabbül Alemin tespit ederek Habibine bildiriyordu. Rasul-i Zişan fevkalade müteessir oldu, çok üzüldü ve hemen hane-i saadetinde o yetim için bir entari aramaya başladı. Bir elbise aradı. Fakat ne çare, bütün aramalarına rağmen o fakir yetimin sırtına giydirecek bir entari değil, bir mendil, bir bez parçası bile vallahi bulamamıştı. Hepsini dağıtmıştı. Bütün fakirlere, kölelere, yetimlere ne mevcutsa hepsini dağıtmıştı Resulullah. Hiçbir şeye mani değildi o an. Bu hal karşısında daha da perişan oldu. Daha da Resul-i Zişanımız üzüldü, ağladı ve sonunda aklına en yakın dostu, en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık gelmişti Resulullah'ın. Hemen ona gönderdi ve dedi ki, evladım süratle Kuhate oğlu Ebu Bekir'e derhal gideceksin, benim selamımı söyleyeceksin, halini arz edeceksin, Ebu Bekir Sıddık sana mutlaka bir elbise temin edecektir buyurdular. Zavallı yetim, zavallı yetim, sevinç içinde Resul-i Zişan bana sağlam bir haber verdi, bana sağlam bir kaynak gösterdi diye sevine sevine Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını buldu ve çaldı. İçeriye girince Hazreti Ebu Bekir Sıddık karşıladı, kabul etti ve yetimin bütün arzusunu dinledi, halini sordu. Başına gelenleri teker teker dinledi. Ve derhal o da düşündü, Allah Resulü'nün gönderdiği bir yetimin sırtına bir entari bulmamak onun için en büyük felaket olacaktı. Derhal harekete geçti, o da evin dört bir tarafını aradı, yetimin sırtına bir gömlek, bir entari tedarik edemedi, evinde bir zerre onun da kalmamıştı. O da hepsini dağıtmıştı. O da bütün varlığını kölelerin azat edilmesine, fakirlerin himayesine, yoksulların tedavisine, naçarların bütün himayesine harcamış, evinde bir çöp, bir zerre bile bırakmamıştı Ebu Bekir. İmanın icabı budur kardeşlerim. Bizim Müslümanlığımıza bakıp da katiyen mukayese yapmayasınız. Biz durmadan eşya topluyoruz, durmadan dünyalık topluyoruz, durmadan servet ve sermaye topluyoruz. Ama sonunda ne oluyor? Onlar dünyada kalıyor, biz dünyayı terk edip gidiyoruz. Bizim anlayışımız, bizim davranışımız vallahi hakiki Müslümanlık değildir. Başta kendi nefsimizi kınayacağız. وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi nefislerimizi levmedeceğiz. Kendi gidişatımızı beğenmeyeceğiz. Ben kendi nefsimi kınıyorum. Ben kendi nefsimi levmediyorum. Ben kendimi beğenmiyorum. Ben kendimin hayatını, gerçek İslam'ın hayatı kabul edemiyorum. Ve Müslümanlığı bizim hayatımız. Böylece evde hiçbir şey bulamamıştı. Fakat onun imanı onu merhamete sevk ediyordu. Mutlaka bir şey bulması lazımdı. Ebu Bekir Sıddık'tı. Sıddıkiyet sıfatına nail olmuştu. Ve Resul-i Zişan onun için aynen şöyle haber vermişti biliyorsunuz. Yeryüzünde gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler müstesna. Peygamberler müstesna, dünya kurulduğu günden kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanların ve müminlerin imanlarını terazinin bir kefesine koyunuz, öbür kefesine de Ebu Bekir Sıddık'ın imanını koyunuz, hepsini çeker aşağı alır buyurmuşlardı. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı buydu.
O nasıl yetimin sırtına, nasıl o ihtiyacını karşılamadan bırakabilirdi? Nasıl Resulullah'ın gönderdiği bir yetimi nasıl boş çevirebilirdi? Çaresiz kaldı, orada yere serilmiş olan hasırı aldı, hasırı kaldırdı, hasırın içine girdi, peştimal gibi hasırı etrafına sardı, kendi sırtındaki gömleği çıkardı ve yetimin sırtını aynen giydirdi. Giydirdi ve kendisi hasırın arasında çıplak bir vaziyette kaldı, öylece beklemeye kaldı. Derken namaz vakti yaklaşıyordu. Allah'a secde etmesi lazımdı. Bu çıplak haliyle nasıl secde edecekti? Düşünmeye başladı, yüreğinde bir ıstırap, bir acı hissetmeye başladı. Derken Cibril-i Emin namus-u ekber gelerek, ya Resulallah, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, senin gönderdiğin yetimin sırtına kendi sırtındaki elbiseyi çıkarıp giydirdi. Çıplak vaziyette hasırlara sarılmış bulunuyor, yüreğinde secde etmenin ıstırabı yatıyor. Çabuk ona bir elbise gönderiniz, setre avret olmazsa ağlamasından ve feryadından bütün semavatın melekleri perişan olacak buyuruyor. Çabuk ona bir elbise gönder buyuruyor. İmanın icabı bu kardeşim. İmanın icabı, bizim davranışımız imanın icabı değil. Bakınız, bu durmadan dünyanın peşinde koşan eşya, madde, mal, mülk kavgası içinde namazsız, oruçsuz, ibadetsiz, şuursuz, yetim yok, öksüz yok, fakir yok, bu kadar aramadan, sormadan bu şekilde giden insanın davranışını Allah-u Teala takbih ediyor. وَاِنُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْتَبُ اَنَّ مَالَهُ وَاَخْلَدَهُ Yazıklar olsun! Yazıklar olsun şu insanlara ki durmadan mal peşinde koşuyorlar, eşya peşinde koşuyorlar, durmadan eşyayı yığmaya, mülkiyetin üstüne mülkiyet toplamaya çalışıyorlar. Ve zannediyorlar ki ölmeyecekler, zannediyorlar ki gitmeyecekler, zannediyorlar ki hiçbir zaman ecel şerbetini tatmayacaklar. Bunlara yazıklar olsun diyor Rabbül Alemin. Bunlar şuursuz, bunlar gayesiz, bunlar süfli bir hayat yaşıyorlar. Davranışımızı takdir ediyor. Müslümanın davranışı bu değil. Müminin hareket tarzı bu değil. Mümin gerçek manada bütün etrafıyla ilgilenen, yoksullarla, yetimlerle, öksüzlerle, fakirlerle hemhal olan bir insan. Bukhari-i Şerif'in tahric ettiği şu hadis-i şerif tüylerimi ürpertmektedir. Ta insanı yüreğinden kasmaktadır. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Leysel mu'minu billezi yeşba ve caruhu ca'i'un inde cembeyi. Ey Müslüman! Senin etrafında ihtiyaç içinde kıvranan fakir insanlar, fakir Müslümanlar bulundukça, karnını doyuramayan, et alıp yiyemeyen, ihtiyacını def edemeyen, hastalandığı zaman doktora gidemeyen, doktora gitmişse ilacını alamayan, reçetesini alamayan bir fakir Müslüman bulunduğu müddetçe, eğer sen sıka basa karnını doyurursan, eğer zevkini sürersen, sakın Müslümanım anım deniyesin, müminin deniyesin, seni kabul etmem Resulullah. Leysel müminu, mümin değildir. Hakiki imana malik değildir Resulullah. Ve Resulullah'ın hayatıyla taban tabana zıt bir hayat oluyor tabi. Müminim deniyesin, Müslümanım, hakiki Müslümanım deniyesin, bu sıfatla karşıma gelmeyesin buyuruyor. Mümin, merhametli mümin, Allah'a giden enbiya kafilesinin, evliya kafilesinin, sahabe kafilesinin peşinde giden insanlardır. Onların peşinde giden insanlara zeval yoktur. Onların peşinde giden insanlara korku yoktur, azap yoktur, hesap yoktur. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bunu ifade ediyor.
onların peşinde gidenlere. Ey Müslüman, Yahudiler gibi hırs ile, tama ile, sonsuz bir tuğri emel ile dünyaya yapışıp gitme. Bak Ramazan'da yemekten kesilmiştin, içmekten kesilmiştin. Ve bütün dünyanın zevklerinden, şehvetlerinden bir miktar perhiz etmiştin. Aynı perhizi devam ettir. Allah'a kul olduğunun şuurunu devam ettir. Eşyaya kapılma, dünyaya aldanma, dünyanın peşinden sürüklenme, Yahudiler gibi koşma, Hristiyanlar gibi şaşırma. Ve peygamberine benze, onun yolunda yürü, onun peşinde gidenlerin peşine takıl. Evliyaullah'ın peşine takıl, şühedanın peşine takıl, bu davaya can ve mal veren Müslümanların peşine takıl. Başka türlü necat bulmak mümkün değil zaten. Böylece demek ki şu hadiseden de anlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif bir Müslümana merhamet aşılaması lazım. Etrafını görüp gözetmesi lazım. Zaten sadakayı fıtrın da sebebi bu değil mi kardeşler? Ramazan bayramından sonra sadakayı fıtır verilmez biliyorsunuz. Vaktinde ödenmeyen senetler nasıl protesto ediliyorsa, Ramazan bayramından evvel ödenmeyen fitreler de böylece protesto ediliyor. Niçin? Çünkü bayrama kadar fakirin eline ulaşması lazım ki o fakir de bu parayla evine et alsın, ekmek alsın, elbise alsın, ayakkabı alsın, bir şeyler alsın da bayram sabahı boynu bükük kalmasın diye. Sebebi bu. Boynu bükük bayram yapmasın. Benim de sahibim var. Müslümanlar beni de yalnız bırakmadı. Müslümanlar benim de kapımı çaldı. Benim de evimde et var. Benim de ekmeğim var desin de melul olmasın, mahzun olmasın diye bu model olmuştur. Müslüman, bütün cemiyeti kuşatan, bütün cemiyete rahmet eden, merhamet eden bir melek sıfatlı bir insan olmak haysiyetindedir. Sade kendi nefsini düşünen, sade kendi zevkini takip eden, canı neyi arzu ederse onu yiyen, etrafını görmeyen, kalp gözleri kör olmuş insan değildir Müslüman. İslam hukukuna göre birçok alimlerimiz şu hükmü vermişlerdir. Efendiler, bir mahallede, dikkat ediniz, bir mahallede Müslümanlardan birisi yoksulluk sebebiyle, açlık sebebiyle, doktora gidememek sebebiyle, ilacını alamamak sebebiyle, bu şekilde fakirlik sebebiyle ölmüş olursa, o mahallede ölen o Müslüman fakirin kan parası, diyet denilen kan parasını o mahalledeki zengin Müslümanlardan kapı kapı dolaşmak suretiyle cebren kan parası alınır diyor. Kan parası alınır. O yoksulu kendi haline, kendi zaruretine, kendi perişanlığına terk eder insan Allah katında mutlaka mesul olacak buyuruluyor. Efendiler, işte bunun içindir ki gerek zekat ödemekte, gerekse fitreyi ödemekte yoksulu aramak, fakiri aramak farz kılınmıştır. Farz. Mü'mine farzdır. Sen zekatını ödemeden evvel mutlaka fakiri bulmak mecburiyetindesin. Zamanım yok, vaktim yok, imkanım yok demeyeceksin. En yakın çevrenden başlamak suretiyle en faziletli, en sevaplı zekat ödeme şekli fakiri tespit etmek, fakiri bulup onun eline teslim etmektir. Fakiri bulacaksın. Fakir dilenemez, fakir devşiremez. Haysiyetli, iffetli bir mümin, bir fakir mümin sokak sokak dolaşamaz. Kapı kapı dolaşıp dilenemez. Onu Müslüman zengin bulacaktır. Kapısını çalacaktır, arayacaktır, soracaktır. İşte böylece mümin kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif çıkmadan ve çıkmak üzereyken bir nefis muhasebesi, bir Ramazan hasılasını mukayese etmenin
lüzumunu anlatmaya çalıştım. Allah'a kul olma şuurumuzun devam etmesini, merhametli olmamızın gerektiğini ve etrafımıza, çevremize, civarımıza merhametle uzanmamızın icap ettiğini, Ramazan'ın bize bu şuuru vermiş olması gerektiğini açık misallerle anlatmaya çalıştım. İnşallah bundan sonraki derslerimizde öyle mevzular ve meseleler ortaya çıkacaktır ki adeta Müslüman olarak tüylerimiz ürperecek ve inşallah şuurumuzdaki uyanıklık bizi cennete ve cemalullah'a mutlaka götürecek inşallah. Devam edelim, ayrılmayalım, kaybolmayalım, kalabalıklara karışıp zayi olmayalım, imanımızı, ibadetlerimizi, ahlakımızı, hayru hasenatımızı zayi ve ziyaretleyelim kardeşlerim. Böylece hemen şuracıkta Ramazan-ı Şerif bayramınızı da bütün samimiyetimle ve kalbimle tebrik ediyorum. Bu Ramazan bayramı hepiniz için, hepimiz için ve bütün alemi İslam için, insanlığın kurtuluşu için, Müslümanların birleşip bütün dünyaya meydan okuması için en hayırlı bir vesile ve bir vasıta olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu şekilde derse nihayet verip fazla bekletmeyeyim ki bayram hazırlığı, iftar hazırlığı son gece elbette bugün ders yapmamak lazımdı ama dersin başında dediğim gibi isabetsiz bir karar verdik ama önümüzdeki iki pazar yoğun, ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümle kardeşlerimizi ve bahusus uzaktan yakından gelen siz samimi ve salih mümin kardeşlerimi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif çıkıp giderken günahlarımızdan sıyrılmayı, isyanlarımızdan kurtulmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu mübarek Ramazan'ın mağfiretinden, merhametinden mutlaka bizleri de hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Ramazan-ı Şerif'i uğurluyoruz. Aramızdan çıkıp gidiyor. Onu ümmeti Muhammed'den razı eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ibadat-ı taatımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı, bütün oruçlarımızı, her türlü hayru hasenatımızı lütfen ya Rabbi kabul eyle. Amin. Dergahında makbul eyle. Amin. Beytullah'ta kabul edilen dualara ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi okunan, hatmedilen Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, aramızdan ayrılıp giden şehri Ramazan hürmetine, ilahi kıldığımız teravih namazları hürmetine, ilahi sabahlara kadar yatmayıp, uyumayıp senin için ahu figan eden aşıklar ve dervişler hürmetine, enbiya-i izan hürmetine, evliya-i kiram hürmetine, şüheda hürmetine, bizleri de cennetine layık eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, mihnetlerden, minnetlerden, cinnetlerden, dahili ve harici bütün düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Hasta yataklarında inleyen, şifa ümidiyle bekleşen, bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olanlarına devalar nasip eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar altında perişan olan bir cümle ümmeti Muhammed'in borçlularına edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her şeyin sonu geldiği gibi işte Ramazan-ı Şerif'in de sonu geldi. Bizim de sonumuz gelecek, son nefesimizi de vereceğiz. Ama hangi nefesimizin son nefes olduğunu bilmediğimiz için her nefesimizde kelime-i şehadet gibi vurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek huzuruna bu ikrar ile cümlemizi kabul eyle ya İlahi, uzaktan yakından bayram hazırlığı içinde olmasına rağmen dışarıda işlerini güçlerini bırakarak caddede ve sokakta en mühim vazifelerini bırakarak şu cami-i şerife gelen, şurada toplaşan, şurada birleşen mümin kardeşlerimi ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi.
cennetinle ve cemalinle şu cemaati müslimini tavsif eyle ya Rabbi. Amin. Emeklerimizi zayi eyleme ya Rabbi. Amin. Yolumuzu yönümüzü şaşırma ya Rabbi. Amin. İlahi düşmanların, hainlerin, anarşistlerin, komünistlerin kahru gazabından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Kur'an-ı Hakim ve bi hürmeti Evliya.